Kaldığımız yerden devam edelim. Konuklarımızla konuşmayı sürdüreceğiz. Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz da 24 yazarı ve siyaset bilimci Sayın Seren Selvin Korkmaz'la devam ediyoruz. Sayın Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESA görüntüleri önce takip edildiği anlaşıldı. Sonra o MOBESA görüntülerinin bir şekilde servis edildiği ortaya çıktı. Abdülhamit Gül daha sonra FETÖ'yle mücadele yöntemleri ve zihniyetiyle de mücadeledir dedi. Sonra bu yaşananlar. Buradan Cumhur İttifakı'nın seçime yaklaşırken izleyeceği strateji hakkında bir ipucu olarak kabul edilebilir mi bu yaşananlar? Edilebilir. Kabul edilebilir, evet. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu Süleyman Soylu'nun güçlendiğinin açık bir örneği bu bakanın istifasıyla sonuçlanan bu olay. Ama burada unutmayalım ki bu Süleyman Soylu'nun güçlenmesiyle birlikte aynı zamanda AKP içinde de bir ikinci derecede bir iktidar mücadelesine daha şahit olacağız diye düşünüyorum. Çünkü hatırlarsanız dün mü, önceki gün mü, meclis başkanı da Abdülhamit Gül'ün sözlerine destek veren mahiyette bir açıklama yaptı CNN'de. O da bu tür hukuk dışılıklarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Bilebildiğim kadarıyla zaten birbirlerine yakın cemaatler içinden geliyorlar bu tür politikacılar, bu düşüncede olan politikacılar. Dolayısıyla AKP içinde böyle bir seçimlere doğru bir çatlama emaresi gibi de görebiliriz bunu. O zaman bir seçim yapıldıysa şayet... Soylu'nun güçlendiği, AKP'nin MHP politikalarına daha da yaklaşacağını, güvenlikçi politikaların daha da öne çıkacağını söylemek için de zaten falcı olmak da gerekmiyor. Erdoğan'ın genel kişisel tarzı da bu zaten. Erdoğan uzlaşarak değil, savaşarak, kavga ederek, dövüşerek ilerlemeyi seven bir politikacı, tercih eden bir politikacı. Onun için de seçimlere doğru bu sertleşme artacaktır diye düşünüyorum. Peki eğer bir seçim yapıldıysa parti içinde bu önümüzdeki günlerde başka görevden af talepleri ya da değişikliklerin de olabileceğinin sinyali olarak kabul edilebilir mi? Olabilir, evet olabilir. Peki Sayın Korkmaz, az önce dediniz ki sonuç itibariyle hani deneni yapmaya geliyor herkes oraya dediniz. Bu hem bakanlar için hem bürokratlar için geçerli. Bir itiraz olduğunda görevden gönderiliyor dediniz. TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasını sormak istiyorum şimdi. Eğer öyleyse TÜİK Başkanı sanıyorum her isteneni yapmış gibi gözüküyor. En azından ana muhalefet partisi liderinin TÜİK'e alınmaması, kapının kilitlenmesi, buna bir örnek olarak kilit takılması gösterilebilir. Neden alınıyorlar? Yani sadece bu yetmiyor mu? Sadece söylenenin yapılması yetmiyor mu? Başka ne bekleniyor? Aslında ortada şeffaf bir yönetim olmadığı için iktidarın kendi içerisinde hangi tartışmalar dönüyor, kim neye riayet etmiyor ya da hangi cemaatler, hangi tarikatlar bu işlerin içerisinde, bunları biz kamuoyu olarak bilmiyoruz. Esas mesele bu zaten. Yani pek çok güç odağı var, pek çok ayrıştırma faktörü var. Yani ille de bir şeye riayet edip etmemesi gerekmez. Belki başka bir konu vardır. Biz bunları bilmiyoruz. Ama Sorel Bey, esas enteresan olan, ben son 7-8 aydır hem yazılarımda hem sizin programlarınızda sıklıkla bu tarz iktidarların, Türkiye'ye benzer rejimlerin nasıl çözüldüğünü, nasıl seçim kaybettiğini ya da seçim kaybetmeye giderken hangi önlemleri aldığını anlatmaya çalışıyorum. Tüm bu içeride yaşananları bizler bilmeden, güç dinamiklerini bilmeden bu yorumları yapıyoruz ve bunlar aslında ortaya çıkıyor. Çünkü sürekli altını çiziyorum, bu rejimler sadece Türkiye'ye özgü değil, alınan önlemler Türkiye'ye özgü değil, dünyada pek çok otoriter rejimin denediği yöntemler ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize bu yapıyı yarattı. İçinde herhangi bir sebeple, sebebini bilsek de bilmesek de, bu ayrılıkları, bu çatışmaları yaratan bir sistem. O yüzden de bize iktidar aslında vaat ettiği istikrarı getiremedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın bir iktidar ortağı var, siz de söylediniz, Sayın Devlet Bahçeli.
Bahçeli bu iktidarın, bu ittifakın söylem stratejisini belirliyor. Aslında yolu açıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun icracısı. Biz Sezen Aksu olayında da bunu gördük. Yani bu olayda yine Bahçeli'nin özellikle bu meseleye işaret etmesiyle gelişti. Tüm bunlar iktidardaki, ben Sayın Yılmaz'a katılıyorum, sertleşmeyi gösterecek. Yani önümüzdeki süreçte bence birkaç şey yaşayacağız. Bir tanesi bu bürokratlar arasında, iktidar arasındaki ayrışmaları daha çok göreceğiz. Çünkü mevcut sistemde bu tarz iktidarların, rejimlerin seçim kaybetmesinin, kaybetme işaretlerini birkaç şeyde toplayabiliriz. Bir, muhalefetin bir araya gelmesi. İki, iktisadi kriz. Üçüncüsü de iktidar içi ayrışmalar. Biz bunun ilk işaretini çok net olarak Deva ve Gelecek Partilerinin ortaya çıkmasıyla gördük. Ama bugün bakanlar arasındaki ayrılıklarla, bürokratların içindeki huzursuzluklarla duymaya ve görmeye başladık. Dolayısıyla bu da seçim kaybetmesinin önünde aslında yeni gördüğümüz bir olay olabilir. Önümüzdeki süreçlerde ben bu ayrılıkların, bu şeylerin artacağını düşünüyorum. Çünkü artık sistem sallantıda ve muhalefetin özellikle moral üstünlüğünü ele almaya başladıkça iktidarın karşısında daha da sertleşeceğini ama kendini gemiden atmak isteyenlerin de daha artacağını düşünüyorum. O zaman Sayın Yılmaz, durum böyleyken CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısının zamanında yapılmış bir çağrı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, zamanında yapılmış bir çağrı. Çünkü her bürokrat bu tür süreçlerin içinden geçerken ne kadar partili de olsalar kendilerini güven altına almak isterler. Onun için birçok belgenin saklandığını, devlette zaten kolay kolay hiçbir şey yok olmaz, mümkün değildir. Normal devletin süreçlerinden geçen yazışmaların kaybolması söz konusu değildir. Ama onun dışında verilen özel talimatların kaydedildiğini, onların saklandığını tahmin edebiliriz. Onlar iktidarın bu şeysi yaklaştıkça, seçime doğru kaybedeceğine olan inanç arttıkça oradaki çözülme daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Peki. O parti içindeki iktidar savaşlarında bölünmeyi de teşvik eder. Peki. Şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Her iki konuğuma da Sayın Korkmaz sizinle başlayayım. Aynı soruyu Sayın Yılmaz size de sormak istiyorum. Seçim normal tarihinde de olsa, öne de alınsa, erken de olsa insanlar, yani hepimiz neyi seçeceğiz? Partiyi ve kişiyi mi? Biz ne için oy vereceğiz? Bu seçimin diğerlerinden farkı ne? Bu sorunun cevabı çok net aslında. Türkiye otoriterleşme ve demokratikleşme arasında bir tercih yapacak. Bugün zaten o otoriterleşme yoluna girdik. Ve en önemlisi eksikleri, hataları da olsa Cumhuriyet'in kurumlarını onarmak yerine onları kökten yok eden, bugün bunu görüyoruz, TÜİK'te, Merkez Bankası'nda görüyoruz. Ve Türkiye'yi dünyada saygın ülkeler statüsünden aslında itibarını kaybetmiş bir ülke konumuna getiren uygulamaları görüyoruz. Biz önümüzdeki dönem sosyal adaletin tercihini yapacağız, refahın tercihini yapacağız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir tercih yapacağız. Bugün partiler birbirlerinden farklılar ama bir şeyde ortaklaşıyorlar. Adalet ve demokraside böyle bir zemin kurulduktan sonra adil şartlarda partilerin rekabet etmesi için seçim yapacağız. Ve son olarak da bu ülkenin gençlerinin bu ülkeyi terk etmemesi için, ülkenin gerçek beka meselesi için, ülkenin yetişmiş beyinlerini, zihinlerini kaybetmemesi için bir tercih yapacağız. O yüzden bu seçim çok kritik. Çünkü bir kez daha mevcut iktidar bu anlayışla seçim kazanırsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık bütün kurumlarıyla ülkeye yerleşmiş olacak. Önümüzdeki seçim o yüzden partiler seçimi, kişiler seçimi değil, bir sistem tercihi ve ülkenin geleceğine ilişkin bir tercih olacaktır. Sayın Yılmaz, sizin de bu konudaki cevabınızı alırsam merak ediyorum. Bence de Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir seçim olacak bu. Yani şimdi tarihte yıkılıp giden devletler öyle bir günde yıkılıp gitmiyorlar. Yani bize tarih kitaplarında işte bilmem ne savaşı kaybedilince şu devlet yıkıldı diye anlatılır ama o noktaya gelmek bir süreç işte. Şimdi AKP iktidarında geçirdiğimiz 20 yıllık süreç
Türkiye Cumhuriyeti'nin bazıları imparatorluktan da gelen kurumlarının çökertilmesine neden oldu. Henüz ayakta duranlar var, işlevini tamamen kaybedenler var. Eğer bu seçimi de bu zihniyet kazanırsa, Erdoğan'ın otoriter yönetimi altında bir 5 yıl daha gidecek olursak, korkarım Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ciddi olarak tehlikeye girecektir. Kurumları çökmüş bir devletin uzun süre ayakta kalması mümkün değildir ve Erdoğan bunu başardı. Birçok kurumu çökertti, yok etti. Bir 5 sene daha da kalacak olursa o kurumların da, bugün ayakta kalabilmeyi başarmış kurumların da çökeceğine tanıklık ederiz. O zaman gerçek... Seçimimiz Türkiye Cumhuriyeti ile bilinmeyen arasında bir seçim olacak. Gerçek beka sorunu o zaman ortaya çıkar diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz, Sayın Korkmaz yayınımıza katıldığınız için.